Bu dersimizde orta alanda bulunan Source Editor ile ilgili olan temel ayarları nasıl yaparız konusuna değineceğiz. Source Editor olarak kastettiğimiz herhangi bir class seçtiğimizde mevcut fontların renklendirilmesi, fontların büyüklüğü, açıklamaların font tipi, şekli, yani görsel olarak kod yazarken kullanacağımız renklendirme ve font işlemleri ile ilgili olan ayarlar olacak. Bunun için hemen en üst bölümde olan Xcode seçeneğindeki Preferences'ı seçmeniz yeterli olacaktır. Bu bölümde direkt kullanacağınız ayarlar içerisinde birçok uygulama ile ilgili olan, yani Xcode ile ilgili olan birçok ayarı rahatlıkla yapabilirsiniz. Buradan 5. seçenek olan Font ve Colors bölümünü seçmeniz yeterli olacaktır. Ben kendime bir adet profil oluşturmuşum. Sizin için tekrar oluşturacağız. Standart olarak Basic aslında seçilidir. Biz artı butonunu kliklediğimizde, menüyü biraz daha yukarı kaldıralım. Artı butonunu kliklediğimizde mevcut seçili olanın kopyasını oluşturup bu kopyanın üzerinde işlem yapabiliriz veya ekranda gördüğünüz gibi daha önceden hazırlanmış olanları seçmemiz mümkün olacaktır. Biz Duplicate Basic dediğimizde bir kopya oluşturuyor ki ekranda Source Editor ve Console ile ilgili, ki alt bölümde, orta alt bölümde biraz önce açtığımız, daha önceki derslerde açtığımız Console kısmı. Bunun için örnek diyorum ve enterlıyorum. Bu işlemde örneğin plain text, açıklamalar gibi string, karakterler, numaralar, işaretler, anahtar kelimeler ve URL adresleri gibi birçok işlemi tek tek alt bölümde renklendirme yapabilir ve font değişikliğini yapmanız mümkün olacaktır. Genelde standart olarak Xcode üzerindeki renklendirmeye alışmanız doğru olacaktır. Fakat siz istediğiniz gibi bu renklendirmeleri değiştirebilirsiniz. Genelde benzer olduğunu da söyleyebilirim. Hepsini birlikte değiştirmek istiyorsanız, örneğin font büyüklüğü benim için uygun değil, bunu büyütmem gerekiyor. Plain text'i seçip en alttakini seçerken shift'i basılı tutarsak, yani hepsini seçtikten sonra shift tuşuyla buradan hemen ekrandaki T bölümüne bastıktan sonra bizim karakter ayarlarımız bu bölüm içerisinde bulunuyor. Font tipini seçip burada ben fontları seçersem bakın farklı fontlar bulunuyor, renkler. Hepsini bir anda aynı renge dönüştürür veya fonta dönüştürür. Ben bunu istemiyorum. Ben 18 piksellik bir size yapmak istiyorum veya 14 piksellik bir size yapmak istiyorum. Bunu yaptıktan sonra direkt kapatmanız yeterli olacaktır. Ve projeyi kapattığınızda hemen alt arka bölümde de tekrar görelim. Gördüğünüz gibi 18'i seçtiğinizde arka bölümdeki ekranda değişiyor. 24'e gibi kendinize göre font büyüklüğünü ve renkleri ayarlayabilirsiniz. Burada hangisini seçiyorsanız o fonta otomatik olarak ayarlanacaktır. Gördüğünüz gibi arka bölümde. Ve ben kendi ayarlarıma tekrar dönüyorum. Direkt olarak pencereyi kapatmanız yeterli olacaktır. Tekrar ihtiyacınız olan bir özellik hemen bahsetmeden geçmeyelim. Çünkü bu tip küçük özellikler işinizi çözecek ama ararken biraz sıkıntı çekebileceğiniz durumlar. Text Editing bölümüne gelip ilk sırada Line Numbers dediğinizde her satırın numarasını, gördüğünüz gibi kaldırıyorum, numaralar kalkmış oluyor. Line Number dediğimizde her satırın numarasını bu bölüm içerisinde görmeniz mümkün olacaktır. Bu şekilde editörü kullanırken ihtiyacınız olan seçenekleri rahatlıkla bu bölüm içerisinde değiştirmeniz mümkün olacaktır.